İleride evlenirseniz cam silme işini Eymen'e bırak. Buradan bakılınca sanki evde cam yokmuş gibi görünüyor. O kadar pırıl pırıl oldu yani. Kalkıp Pınar'ı da bir görmen lazım. Mutfaktaki her şeyin tozunu alıp aynı yere milimetrik koyuyor. Aferin Pınar. Annemin öyle bir takıntısı vardır. Her şey her zaman bildiği yerde olacak. Keşke Barış'ı da çağırsaydık. Lavaboları da o temizlerdi. Onlardaki partiyi hatırlasanıza. Bütün gece kusup anneleri eve gelince anlamasın diye bütün banyoyu olmuştu. Ya ben bakıyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Neresi oğlumun burnu, neresi gözü bir türlü çözemedim. Oğlum deyip durma Mehmet. Aslında ben de pek anlamıyorum. Çok karanlık. Silüet gibi bir şey görüyorum ama. Burası başı, burası da elleri. Ya doktor hanım, bakıyorsunuz ama hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bir sorun mu var Allah aşkına? Mehmet, rica ederim doktoru strese sokma. Bir bildiği vardır elbet. İyice incelesin kadın. Size beklemediğiniz bir şey söyleyeceğim. Süreyya, ikiz bebek annesi olacaksın. Ne? Bir dakika. İkizlerimiz mi olacak? Nasıl yani? Daha önce niye göremedik? Bazen gebeliğin ikinci üç aylık dönemine kadar göremediğimiz oluyor. Umarım ikiz bebek ailesi olmaya çabuk hazırlanırsınız. Şimdi size hem oğlunuzun hem kızınızın kalp atışlarını dinleteceğim. Bakalım her ikisi de sağlıklılar mı? Mehmet, hem kızımızın dedi. Hem oğlumuzun dedi. Canım benim. Canım. Eğer hazır hissediyorsan karım olmanı çok istiyorum. Böyle misafir gibi çay içmek değil. Sabah evimizde uyanıp ben ekmekleri kızartırken senin çay demlemeni istiyorum. Hoş geldin Musa. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Sobayı yakacağım da biraz odun aldım. Salaksın sen Zeynep ya, salak. Kardeşim, ne? Abla dövseydin. Aa, sen miydin Mehmet ya? Sabahtan beri birkaç defa sessiz telefon aldım. Yine o sandım. Hayda, gizli numaradan mı arıyor? Evet. Dinliyor kapatıyor. Dur bakalım, devam ederse savcılığa bir dilekçe veririz. Kimmiş hemen bulur. Anladım, şimdi pek keyfin yok ama... Bu duyacağın şey seni neşelendirir. Bugün pek tadım yok ama bir şansını dene istersen. Söyle bakalım. Dur ben araba kullanıyorum. Şimdi çığlık mılık atarsın, kaza yaptırırsın. Dur bir dakika, Süreyya'ya veriyorum bir dakika. Ne oluyorsunuz ya? Bir kız bir oğlan ikizimiz oluyor Zeynep abla. Hadi ya. Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? Çok sevindim Süreyya. Canım. Battaniyeleri biri aldı mı? Ben topladım. Yerlerine koydum. Harikasın. Onları bile havalandırdınız. Ben size ne diyeyim? Benim birazcık dizlerim ağrıyor vallahi. Bir fikrim var. Eve taksiye dönelim. Durağa kadar yürüyemeyeceğim. Ben de. Taksinin numarası var mı Gonca? Var. Ama daha gitmeyin ya. Akşam beraber yemek yeriz. Annem balık yapacak. Ben çok isterdim ama kalamam. Dayımlar bize gelecek. Biz de annemlerle yemeğe çıkacağız. Benim de gitmem lazım. Tüh ya. Ehliyetim olsa ben sizi bırakırdım.
Bayağı hevesli söyledin. Burada bir şeyler olmuş. Arkadaşlarımı gururla sunarım anne. Battaniyeleri havalandırmak, halıları silmek, dolap üstleri dahil her yeri temizlediler. Temizlik mi yaptınız? Yaptılar ama dökülüyorlar. Eymeler tarafım et kesti diyor. Tabii sen arkadaşlarına söylediğin için böyle oldu. Çocuklar ne diyeceğimi şaşırdım. Beni çok utandırdınız. Gerçekten çok. Zeynep teyze, tamam yorulduk falan ama çok eğlendik. Ve de neyi temizlediyse kaldığımız yere aynen koyduk. Gonca öyle tembihledi. Ayrıca kişisel şeylere dokunmadık. Aa, çok teşekkür ederim. Ya bir tek soba borularını temizleyemedik. Bilmediğimiz için ona da cesaret edemedik. Teşekkür ederim gerçekten. Gonca'ya verdiğiniz desteğin dışında ayrıca anne babanızın emeğini karşılıksız bırakmayan iyi çocuklar olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Musa Bey. Hoş bulduk. Yemek yediniz mi? Sağ ol. Yiyip geldim. Asiye Hanım, programı izledin mi? İzlemez olur muyum? Çok güzel konuştunuz, çok. Sağ ol. Bakmadan açtım, affedersin. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Kızımı özlüyorum ama gelip göremiyorum. Bugün de beni hiç aramadı. Gonca hasta. Sabah ateşlendi de doktora götürdük. Ne? Grip olmuş. Zeynep. Böyle şeyler olduğunda niye bana haber vermiyorsun? Şimdi nasıl? Gündüz ateşi düşmüştü ama yine çıktı. 38,5. Uyanıp yemek yerse toparlar herhalde. Geleyim, gelebilir miyim yani? Bak Zeynep, telefonumu sabaha kadar açık tutacağım. Herhangi bir şey olursa... Komşunun nişanlını falan değil, beni arayacaksın. Tamam mı? Yok eğer bir şey olmaz da... Geceyi rahat geçirirseniz... Lütfen yarın... Birkaç saatliğine kendine program yap. Ben de gelip kızımı göreceğim. Olur, tamam. Kızımı benim için yap. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Saçlarını tutam tutam... Yalan var mı benim gibi saçlarını?
tutan tutan yolan var mı benim gibi yok. Talihim yok, bahtım kara, böyle hayat batsın yere, sine sine vura vura. Zeynep, neyin var kızım? Şu an o kadar çok yanımda annem babam olsun isterdim ki. Nene, bana sarılır mısın? Böyle hayat batsın yere, sine sine vura vura. Ah canım. Ölen var mı benim gibi? Ben sana çok üzülüyorum. Ah be güzel kızım. Niye seni hiç anlamayan bir adam için bu kadar kendini üzüp gözyaşı döküyorsun ha? Bilmiyorum nene. Hem onu bir daha hiç görmek istemiyorum. Hem de bir daha onu görmezsem diye korkuyorum. Hayatımıza girmeden önce daha mutluydum. Bu Ayşe ile evlenmek üzereyken, hatta evlendiğinde bile daha mutluydum. Ama şimdi yine kalbimle aklım iyi geçinemiyor. Şartlar yüzünden onu kendimden uzak tutmam gerektiğini biliyorum. Ama onu kendimden uzak tutmak istemiyorum. Kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk ana. Hazır mısın? Çoktan. Altımı alayım. Dur ben alayım. Dur anam çıkarayım. Dur yavrum. Tamam şöyle. Aa, çantamı unuttum. Sen şunu al. Ben çantamı alıp geleyim. Tamam hadi bekleyin. Hadi ana. Al canım. Nereye gideceksin? Dayınla beraber buralarda bir yerde çay içeriz. Baban gidince de hemen ararsın, gelirim. İyi, peki. Niye bana öyle bakıyorsun? Babamı unutmak için böyle hep kendine kavga mı edeceksin anne? Baban gider gitmez ararsın, tamam mı canım?